Kıymetli dostlar, bugün çok önemli bir mekandayız. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ashabının günlerce yolunu gözledikleri ve acaba bugün de gelir mi diye böyle tepeleri çıkarak Efendimiz'i bekledikleri bir zaman diliminde yüksekçe bir yerde bekleyen bir Yahudi Efendimiz'i beyazlar içerisine geldiğini görünce "Ey Medineliler, işte sizin beklediğiniz kutlu kişi geliyor" diye işaret etti. Ve ashab-ı güzin, ensar ve muhacirin hep birlikte mersiyeler söyleyerek "Tala'l bedru aleyna min seniyyetil veda" diyerek Efendimiz'i burada Kuba mahallesine karşıladılar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz istirahat ettikten sonra burada ilk yaptığı iş hemen Harre bölgesine taşlar getirin dedi. Taşlar toplattı. Sonra kıble istikametini çizdi. Önce kendisi bir taş koydu. Daha sonra Ebu Bekir Efendimiz'e dedi ki sen de bunun yanına bir taş koy. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz'e dedi ki sen de bir taş koy bunun yanına. Sonra Hazreti Osman Efendimiz'e dedi sen de bir taş koy. Kendisinin yanına Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhum hazaratına birer taş koydurarak sonra da diğer ashabına hadi bakalım siz de diyerek bizzat kendisinden çalıştığı şu mübarek mescidi inşa ettiler. Diyeceksiniz ki hocam Hazreti Ali nerede? Dört halifenin dördüncüsü. Hazreti Ali Efendimiz biliyorsunuz Efendimiz hicrete çıkmadan önce kendi yatağına yatırarak Mekkeli müşriklerin emanetlerini sahiplerine teslim edip ondan sonra buraya gelmesi görevini vermişti. O henüz Medine-i Münevvere'ye gelememişti. Bu mescidin yapılmasında Efendimiz Aleyhisselam bilfiil çalıştı. Ve daha sonra buradan birkaç gün konakladıktan sonra değişik rivayetler var. 4 gündür, 14 gündür, 20 gündür diye farklı rivayetler var. Buradan Efendimiz Aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye tekrar vasıl oldu. Daha Medine-i Münevvere'ye varmadan burada yaklaşık bir 500 metre aşağıda Cuma Mescidi'nin bugün içinde bulunduğu mekanda Cuma ile ilgili ayet-i celile nazil olunca Efendimiz orada ilk Cuma namazını kıldırdı ashabına. Kardeşlerim, tabii Medine-i Münevvere'ye vardığında yine ilk yaptığı iş daha başını sokacak evini yapmadan önce devesinin konakladığı yerde Halid bin Zeyd Ebu Eyyub Aleyhisselam Efendimiz'in evinin hemen yanı başında önce Mescid-i Nebi'yi inşa etti. Sonra Mescid-i Nebi bittikten sonra 6-7 ay sonra efendim başını sokacak evi Mescid-i Nebi'nin yanına inşa ettiler. Kardeşlerim, tabii Medine-i Münevvere'de Müslümanlar Cuma namazında ve 5 vakit namazda toplanınca Kuba halkı mahzun oldular. Dediler ki ya Resulallah, yani bizim mescidimiz garip kalıyor. Efendimiz bunun üzerine cumartesi günleri buraya gelerek hem burada namaz kılmaya hem de Kuba halkıyla muhabbet etmeye devam etti. Ve buyurdular ki bir kimse evinden güzelce abdest alıp Kuba mescidine gelir namaz kılarsa ona bir umre sevabı verilir diye de teşvik etti, müjdeledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cumartesi günleri, bazen pazartesi günleri, Ramazan ayının 17. gününde gelir burada namaz kılardı. Ve ashabına da, kardeşlerine de bunu teşvik ederdi. Hani başka bir hadis-i şeriften hatırlayacak olursak, şu üç mescit haricinde ibadet maksadıyla ziyaret yoktur buyuruyor. Bunlardan bir tanesi Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi, üçüncüsü de Mescid-i Aksa. Ama bunların bir dördüncüsü daha var. Efendimizin başka hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre içinde bulunduğumuz şu mübarek Kuba Mescidi. Gerçekten tecrübe sahiplerinin de tecrübesiyle bilinir ki burada namaz kılmanın tadı yaşayan bilir diye hani güzel bir söz var ya, gerçekten öyledir. Yüreğinizde ılık ılık Kuba Mescidi'ne namaz kılmanın heyecanını, coşkusunu hissedersiniz. Rabbimiz hepimize nasip etsin. Çünkü Tevbe suresinde buyuruyor ki İlk günden takva üzere inşa edilen mescitte durman senin için daha hayırlıdır. Çünkü orada temizlenmeyi sevenler vardır diye Rabbimiz ayet-i kerimede bildiriyor. Allah temizlenenleri seviyor. Şimdi aziz kardeşlerim, Rabbimiz kitabında methettiği bu takva mescidinin bazı alimler efendim Mescid-i Nebi'dir diye yorum yapmışlar. Ama çoğunlukta Kuba mescididir diye kanaat bildirmişler. Her ikisi de bizim için kıymetlidir. Rabbimiz şu Kuba mahallesinde, mescidinde namaz kılabilmeyi hepinize nasip eylesin. Ve takva mescidi gerçekten ziyaret etmeye değer.
Ki burada yine önemli bir iki mesele daha var. Bunlardan birisi de buranın efendim suları meşhur, hurma bahçeleri meşhur. En verimli hurmalar Kuba Mahallesi'ndeki hurma bahçelerinde yetişiyor. Suyu cennet pınarlarından bir pınardır diye Efendimiz'in methettiği Gars kuyusu ve Eris kuyusu, yine bir başka kuyu daha yine bu bölgede. Hatta Hazreti Osman Efendimiz'in mühür yüzüğü olarak taşıdığı yüzüğünü halife olduğu dönemde buradaki kuyuya efendim düşürüyor. Ne kadar aransa da taransa da bir daha bulunamıyor. Rabbimiz sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izince yürümeyi hepimize, bize ve neslimizden gelenlere nasip etsin diyorum. Allah'a emanet olunuz.